Kerem korkmaz. Hayırdır Baki abi? Sana hayırdır oğlum? 3 gündür 5 yılda gelmeyen ziyaretçi geldi seni görmeye. Hadi toparlan, hadi. Avukat görüşüm var, hadi hadi. Kim olduğumu biliyor musun? Gördüm gazetede. Güzel. Yani Cemre'nin sevgilisi olduğumu ve ailenin bir parçası olduğumu biliyorsun yani. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Tamam, seni ilgilendiren kısmına gelelim o zaman. Artık senin avukatın benim. Ya. Seni dışarı çıkaracak adam benim yani. Aslında normal şartlar altında senelerce gün ışığı görmemen lazım senin. İçeride de rahat durmamışsın. Hücre cezası yemişsin bir de. Öyle oldu. Şimdi buradan senin davanla ilgilenen hakimle görüşmeye gideceğim. Büyük ihtimalle yarın çıkaracağım seni buradan. Bana bak. Cemre'ye sıktığın palavraların hiçbirine inanmıyorum. Sırf senin ne kadar fırsatçı bir herif olduğunu ona ispatlamak için çıkaracağım seni dışarı. Ben çok konuşmayı sevmiyorum. Ama sana burada 2 cümle edeyim. Sen değnekçisin. Yani benim muhatabım değilsin. Benim muhatabım başkası. Onunla başladık, onunla devam ediyoruz yola. Onunla konuştuğumuz için. Ha, o kişi kim? Senin kız arkadaşın. Ya da manitan, ya da sevgilin, her neyse ben onu muhatap alırım. O yüzden benimle düzgün konuş. Ha, böyle bir video var mı? Var. Ben o videoyu senin kız arkadaşına verince, o zaman sen de ayıkırsın durumu, okey? Elinde hiçbir şey yok. Cemre de anlayacak bunu. Yok, benim elimde değil zaten. Başkasının elinde o video. Başkası. Hep bir başkası vardır. Hep bir başkası vardır. Yersen. Ama ben yemem. Elinde bir video da yok. Bir başkası da. Lan siz nasıl polisiniz lan arkadaş? Ha? Abi biri senin. Kadir, onların bir suçu yok. Zeynep, sen organizede memur oldun da benim haberim mi yok acaba? Hayda, yine başladık ya. Yine başladık. Ya senin başladığın yer bizi bitiriyordu Zeynep. Senin canın tartışmak mı istiyor? Tartışmak istiyorsa gel tartışalım. Ne söyleyeceksen bana söyle. Onların ne suçu var? Onların ne suçu var biliyor musun? Eve telefon koymuşlar, haberleri yok. Evden kaçıyorsun sen, bunların haberi yok. Al, bunların hepsi suç. Başkomiserim. Söyle, ben senin başkomiserim. Gel buraya söyle, buraya söyle. Benim hatamdı. Özür dilerim. Özür müzür yok kızım. Özür yok. Ben organizenin başkomiseriyim, tamam? Ben özür müzür bilmem o işleri. Git dalgandan özür dile, git manitandan özür dile. Benden özür dileme. Hem sen polislik yapmak durumunda değilsin ki. Git kafe aç, bir şeyler yap. Arada sırada gelip senin kahveni içelim. Git bir yerde hemşire ol. Gel bizim yaralarımızı sar. Herkes polis olmak zorunda değil ki. Şimdi bana bu denetimli serbestlikten geldikleri zaman ben ne diyeceğim bu memura? He? Bana diyecek ki elektronik kelepçe nasıl çözüldü? Ben ne cevap vereceğim? Cevap veremeyeceğim. Öyle değil mi kızım? Cevap veremeyeceğim. Size olan güvenimiz... ...dediğiniz için sağ olun Zeynep Hanım. Adem Sezgin, yavaş gel. Abi ama... Yavaş gel, arabaya. Abi lütfen. Arabaya lan! Sen gel buraya, gel. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Hani daha konuşacağız biz. Aç kapıyı. Neye gidiyorsun? Hayırdır?
Niye gülmeyeyim? Sebep var mı? Elimde Zeynep'in elektronik kelepçeden kurtulduğunu söyleyen karar var. Nasıl yani? Hakim itirazımı haklı buldu. Ya artık kelepçe yok, özürsün. Ya Cemre, gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ ol. Adem, evin önünden memurları çek. Zeynep'in bize ihtiyacı yok artık. Haydi. Ne oldu burada? Uzun hikaye. Abi Zeynep Hanım nereye gitti? Sordun mu? Veli Cevher'in yanına. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Böyle bizim aradığımız adamın yanına gitmeler falanlar. Adem oğlum iki dakika sus. İki dakika sus. Abi Veli Cevher ne istiyormuş peki? Cevabını bildiğim soruları sormam ben. Bu memur arkadaşlara söyle buradan ufak ufak gitsinler. Abi ama şimdi memurları çekip... Adem ben sana neden her şeyi iki defa tekrar ediyorum? Memur arkadaşlara söyle gitsinler. Tamam. Haydi. Kadir'i dağıtacak bir şey var mı elimizde? Kadir'i tıpta bekleyen bir şey var. Ortaya çıkarırsam dağılır. Güzel. Hazırlıklı ol. Ben söyleyince de çıkar ortaya. Tamam. Beni ne istiyormuş senden? Galibi. Nasıl ya? Galip burada değil ki. Konu da bu. Galibi getirmemi ve onu teslim etmemi istiyor. O lanet olası parasıyla birlikte. Adama bak ya. Kendi niye bulmuyormuş? Hayır yani gelecek adam gelirdi zaten. Onun getiremediğini sen nasıl getirecekmişsin peki? Bir yolu var. Ama senin yardımın gerekli. Neymiş o? Ne oldu? Cansız aradı. Parayı soruyor. Beli çözüyor. Her şey yolunda dedim. Sakin dedi. Sana ulaşamayınca deliriyor biliyorsun. Acele etsen iyi olur. 9 günüm var. Senin kaç günün var? Anlamadım. Diyorum ki kızın avukatım olduğunu öğrendiğinde hayatını mahvolmasa kaç günün var? Gel beraber hesaplayalım istersen. Benim avukatım olduğunu öğrenmesi bir gün sürse... şüphelenmesi, kabul etmesi... annesinin nasıl öldüğünü sorgulaması 9 gün sürer mi? Ben sana bu konuda baskı yapıyor muyum? Ben ne kadar sıkışırsam senin o kadar korkman lazım. Bak Veli, yani ben ikimiz de bu işten bir an önce kurtulalım istiyorum. Parayı verelim bitsin işte bu iş. Bitecek, bitecek. Para geliyor. Peki Kadir, onu atlamıyorsun değil mi? Dediğin gibi didiklemeye başladı. Adam manyak. Manyak. Silahıyla ofisin camını patlattı. Kadir bende. Onu ben dağıtacağım. Sen bir süre masa başına takıl. Baş üstüne başkomiserim. Hayırdır? Yok bir şey abi. Yok işte kız yeni geldi ya vazifeyi öğretiyorum. Bir şey yok. Ay canım benim be. Ne güzel öğretmişsin sen vazifeyi. Abi adaptasyon süreci sonuçta. Kız daha yeni geldi biliyorsun. Yavaş yavaş oturacak yani. Adem sen kıza bir şey öğretme. Kız kendisi öğrensin. Daha çabuk öğrenir. Tamam abi. Ha abi, bu veli meselesinde nasıl ilerliyoruz peki? Ben onu sorayım sana. Veli meselesiyle sen ilerlemiyorsun. Veli meselesiyle ben ilerliyorum. Sen Yakup ve Belma meselesiyle ilerliyorsun. Belma? Belma. Neydi o şey? Avukat ne? Selim. Gür. Ha, Selim Gür. Onun hanımı. Sen onunla ilgili ilerliyorsun. Tamam abi de onu soruşturduk ya zaten. Soruşturdun.
Soruşturdun da ne yaptın? Kadının gittin ifadesini aldın. Kadına gittin sorular sordun. Bu kan izleri nerede, kim sildi dedin. Ondan sonra da bir şey söylemedin Adem. Abi tamam soruşturduk da ondan sonra bir yerimizde duramadık Adem, ya. Adem senin abiniz... Bak. Ercai. Oğlum burası emniyet. Tamam mı? Burada her gün bir şeyler oluyor. Bu yüzden burası var. Adamın tepesinin tasını attırma. Şimdi git. Bütün aile mensuplarının o geceye dair telefon kayıtlarını bana getir ve mahkeme iznini çıkar. Bütün muameleler sende. Haydi. Tamam abi, eyvallah. Bu ne biliyor musun? Ya sakin ol biraz, ne? Benden para isteyen adamın numarası. Ne? Adam kılık değiştirip dibimize kadar girdi. Nasıl yani, o çiçekçi olarak gelen herif? Bizim videomuzu çeken adam, evet. Adam kılık değiştirdi, dibimize kadar girip bana numarasını verdi. İnanabiliyor musun ya? Sen niye gülüyorsun? Bu kadar aklıma gelmemişti. Ama ben halledeceğim, merak etme. Ha, halledeceksin. Cemre'yi Amerika'ya gitmeye ikna ettiğin gibi mi halledeceksin? O niye vazgeçti gitmekten? Sildiğimiz kan izleri yüzünden. Senden artık ciddi ciddi şüpheleniyor. Ama ben bir yolunu buldum. Ne yapacaksın? Kerem Korkmaz'ın avukatlığını üstlendim. Ne yaptın, ne yaptın? Ya bir dinlesene. Ya sen gerçekten zekana hayranım senin ya. Ya dinlemiyorsun ki. Neyini dinleyeceğim? Adamı resmen kendi ellerinle dışarı çıkaracaksın. Ben olmasam da zaten serbest kalacak herif. Cemre ifadesini geri çekti, bitti gitti iş. Ama ben avukat olursam artık her şeyden haberim olacak. Bir adım gerisinde olacağım, her şey kontrolüm altında olacak. Ne yapıyor, nereye gidiyor, kime gidiyor hepsini bileceğim. Şu kartı versene. Eğer bu numara o adamınsa, Kerem videoya ulaşmadan önce ben ulaşacağım. Açıyorum. Alo. Kimsin? Demir ben. Belma'dan aldım numaranı. Demir. Hayırdır? Niye Belma değil de sen arıyorsun beni? Hayırdır, ne dümenler döndürüyorsunuz? Bir şey döndürdüğümüz falan yok. Video beni de ilgilendiriyor malum. Hacı sen nasıl takla atıyorsun ya? Ya da siz nasıl takla atıyorsunuz? Yatakta falan böyle. Koru koru menci misin sen kardeş? Uzatma. Paran hazır. Yarın vereceğim. Bir şey soracağım. Nasıl oluyor böyle 3 milyon işleri bir anda bankalardan çıkıyor geliyor falan? Nasıl beceriyorsunuz bunları? Kısa keselim mi? Artistik yapma lan. Sana yeri söylerim. Yarın sabahtan gelir teslimatı yaparsın. Yalnız gel. Üç milyon. Oo, 3 milyon. Oldu bu sadece. Çok güzel oğlum. En kalpsiz insan bile bunu izlese vicdana gelir. Umarım öyle olur. Gör bak. Galip teyze deyince gelecek. Ne oldu? Galip'in gelmesi iyi bir şey mi yoksa bir felakete mi sebep olacak onu bilmiyorum. Yaparım. Kızım için her şeyi yaparım. Ne istiyorsun? Kızım nerede? Aylin nerede? Cevap versene. O sensin değil mi? O kadın. Zeynep.
kaderin uğruna şarkılar söylediği, meşaleler yaktığı, unutamadığı kadın. O sensin. Müdürüm, 10 milyon euromuz var mı? Var. Olmaz olur mu? Var tabii. Güzel. O zaman sen bana 10 milyon euroyu veriyorsun. Ben de sana hem Veli'yi hem de kızı alıyorum. Oğlum Kadir, bak. Ben sana her seferinde müdürün olduğumu hatırlatıyorum. Benim şaka maka kaldıracak halim yok. Ya müdürüm, estağfurullah. Ben hiç olmadığım kadar ciddiyim ya. Benim işaretli 10 milyon euroya ihtiyacım var. Neyin peşindesin sen? Galip'in Veli'den çalmış olduğu 10 milyon euronun nerede olduğunu biliyorum. Şimdi ben işaretli paraları alayım, orijinallerini geri getireyim. Nasıl fikir? Günaydın Cemre'cim. Günaydın. Günaydın. Şimdi sosyal medyada çok konuşulan o videoyu getiriyoruz ekranlarınıza. Bir başkasını suçlamak ne kadar kolay değil mi? Ne oluyor orada, ne izliyorsun? Merak ediyorsan gelip izleyebilirsin baba. İnsan işte. Kendine bakmaktansa bir başkasına bakıp suçlamayı her zaman sevmiştir. Başkasının acısına bakmak da güzel değil mi? Mesela akşam olmuş, işten gelmişsin, yorgunsun. Artık herkes Zeynep'in başına gelenleri bilecek. Kimse başını çeviremeyecek, kimse kayıtsız kalamayacak. Elindeki kumandayla akşam haberlerini izliyorsun. Ve hiç kimse kendi suçunun bedelini ona ödetemeyecek. Ya başkasının acılarına bakıyorsun. Sıkıldın mı? Kapat. Kurtulun işte. Siz kurtuluyorsunuz ama. İzlediğiniz insanlar kurtulmuyor yaşadıklarından. Şimdi bu videoyu da kapatabilirsiniz. Ama benim yaşadıklarım siz bakmasanız da devam edecek. Adalı, hemen beni ara. Zaten kadınım. Sizin koca erkek dünyanızda bir zavallıyım. Ya böyle düşünüyorsunuz değil mi? Aferin sana Zeynep. Herkesi ayağa kaldırdın, aferin sana. Hayır. Hayır, ben bir zavallı değilim. Hiçbir zaman öyle olmadım. Ne yaparsanız yapın, ben öyle olmayacağım. Hayal kuracağım. Mücadele edeceğim. Kızım, yavrumu bulacağım. Ağlayacağım. Güleceğim. Üzüleceğim. Mücadele edeceğim, hayal kuracağım. Kızımı, yavrumu bulacağım. Onu yaşadığı cehennemden çıkarıp bütün yaralarını iyileştireceğim. Çünkü ben anneyim.
benim anneliğim, benim kadınlığım sizin erkekliğinizden, sizin silahlarınızdan, sizin şiddetinizden daha güçlü. Çok güzel. Bu kadın çok güzel oyun kuruyor. Düşsem de ayağa kalkacağım. Söz veriyorum ben bunu yapacağım. Her kadın böyle yapar çünkü. Her anne böyle yapar. Peki bir baba? Kızımın babası mesela. O benim yaptıklarımı yapar mı? Sana çok basit bir soru soruyorum. Sen bir baba olarak benim yaptıklarımı yapmayı göze alabilir misin? Buna verilecek bir cevabın yok işte. Cemre. Alo, izliyor musun? İzliyorum. Korkma kızım. Bir baban olmasa da bir annen var. Ben hepsine yeterim. Tek başıma olsam da yeterim. Bak Zeynep, gör bak, şimdi her şey daha hızlı ilerleyecek. Emniyet dahil herkes daha fazla titriyecek bu konu üzerine. Galip de daha fazla kaçamayacak. Cemre, bu yaptığımız Kadir'e zarar vermez değil mi? Yok canım, neden zarar versin ki? Hem yasal olarak hiçbir problem yok. Merak etme. Ama kamuoyu baskısı nedeniyle biraz daha fazla düşmek zorunda kalacaklar bu işin üstüne, o kadar. Doğru söylüyorsun. Tamam, görüşürüz. Hadi Galip. Hadi Galip, bir kez olsun beni şaşırtın. Hadi be kardeşim. Açmıyorsa zorlama. Hadi gel bakalım, hadi. Hadi. Bize de yok mu ya? Serpil. Doldursana lan bardakları. Kırdırma bana bunu kafanda. Ulan el alemin karısı dayak yer, akıllanır. Bizimki aptallaşıyor. Karının bile cinsi düştü bize birader. Hadi. Yaşadıklarını hem unut, hem unutma. Oldu mu aslında? Eyvallah Pak abi, aldım ben mesajı. Abi hakkında ne aradın? Yine. Ben bir şey yapmadım ki oğlum. Seni buradan çıkaranlara teşekkür et. Eyvallah. Pak abi. Bizim Ayhan da korursun kollarsın değil mi abi? Koğuş da yalnız bıraktık çocuğu. Benim yüzümden almasınlar paçasını aşağı. Hı? Çocuk öldü Kerem. Ne diyorsun abi? Ayhan'dan mı bahsediyorsun sen? Ha? Bana bak abi, bana bak. Ayhan'dan mı bahsediyorsun? Ne demek öldü ya? Sen ne diyorsun? Ne zaman öldü? Benim ne ya? Benim yok bundan. Ya bana baksana, siz neredesiniz lan? Ha? Çocuk ölürken siz neredesiniz lan? Aç şu kapıyı lan. Bak abi, bana bak, bir şey söyle. Bir şey söylesene abi.
Ne dediğimi duydun oğlum işte. Koruyup kolluyum derken yok ettin. Yardım edeyim derken zarar verdin. Şimdi dışarıda kime nasıl yardım edeceğine dikkat et. Zarar verme oğlum artık kimseye. Zarar verme. Hadi yoluna çık olsun. Korkma ya. Bir şey yapmayacağım. Daha önce yaptın ama. Doğru. Sana bir kere zarar verdim. Ama ikincisi olmaz. Tekrar olmaz. Bak şu an sana ne desem zırva gelecek zaten. Ama ben... Özür dilerim. Böyle diyeceksin. Bu kadar kolay. Ama özür dilemiş olacaksın. Bu kadar kolay değil. Benim büyüdüğüm yerde kimse kimseden özür dilemez. Özür dileyeni sevmezler. Kimse kimseden af beklemez, af dilemez, affetmez. Yani ben özür dilesem sen affedeceğim mi ki? Bu benim kartım. Senden haber bekliyorum. Özür dilerim. Sebep olduğum her şey için özür dilerim. Galip ben. Galip? Oğlum neredesin sen ya? Yurt dışındayım. Ne yapıyorsun lan yurt dışında? Boş ver şimdi. Bak ne isteyeceğim senden. Söyle bakalım. Benim bir yerlerde aranmam, kaydım kuydum var mı bir baktırsana. Ne oldu oğlum, bir şey mi bulaştın? Yok ya. Gelirim belki. Şimdi saçma sapan bir şey çıkmasın karşıma. Bir baktırıver sana zahmet. Tamam baktırırım. Tamam sağ ol. Kerem gel oğlum. Bırak çantanı otur oğlum haydi. Abi. Kerem çantayı bırak otur oğlum haydi. Bak. Ben bu evde polis değilim. Tamam mı? Yani şöyle düşün, ben senin mahalleden bir abinim, ne bileyim tribünden bir abin olarak seninle konuşuyorum. Anlaşıldı mı?
Şimdi sen en son buraya geldiğin zaman ben senin kafandakileri pek ayıkamadım Kerem. Hata bende. Haklısın. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Öyle estağfurullah, mestağfurullah falan yok. Haklısın, hata bende. Ama şunu bil ki benim gözüm hep senin üzerindeydi. Ben her şeyin farkındayım. Avukatın biri geldi, diğeri gitti. Seni ihbar ettiler, içeri aldılar. Sonra şikayetlerini geri çektiler, sonra seni geri saldılar. O Yakup denilen senin boynuna ipi doladı. Çektikçe çekti, onun sürüklediği yere de sen gittin. Doğru mu, yanlış mı? Doğru abi. Şimdi artık özgürsün. Uyandın. Mevzuya da ayıktın. Yürümek istiyorsun, yürüyeceksin. Anladın mı? Çık karşılarına, ben buradayım de. Sen bu hesabı dönerken ben de senin arkanda olacağım. Ama bir tane şartım var. Bak, gözüne bakarak konuşuyorum. Bu hesabı dönerken öyle makina, öyle silah, öyle buna benzer bir dalga, bunların peşine düşeyim dersen seni çok kötü yapar, çarparım seni. Tamam abi. Bu ev senin artık. Bakarsın yarın bir gün güzel de bir ailen olur. Ailem yok abi de. Aslan gibi bir abim var. İşte tamam. Tamam, şiir yazmayı bırak. Haydi. Abi sağ ol. Bak dalgana. Daha şimdiden yarım saat çaktın kardeş. Trafiğe takıldım, geliyorum. Sen benim iyicene kafamı açmaya başladın abi. Duymuyor musun? Geliyorum diyorum. Sen ilk kavşakta ne yap, oradan geri dön. Ben parayı Belma'dan alacağım. Belma değil, ben vereceğim senin arpanı. Ne oldu lan? Kullandım lavuktan. Ne yapıyorsun? Otele gidiyoruz. Yürü. Gel hadi. Hemen parayı karıdan alacağım. O ne lan? Telefonun çalıyor musun? Bak kim arıyor? O ne lan öyle? Çıktı mı lan Kerem içeriden? Ne bileyim oğlum ben. Ne yapayım, açayım mı? Aç aç aç. Alo. Alo Cemil, ne haber kardeşim? İyi kardiyolojim, senden ne haber? Oğlum aradım, telefonun kapalıydı. Mevzu mu var, hayır mı? Yok be oğlum, sorma, telefon patladı, onunla uğraştım. Ne diyeceğim sana? Ya Yakup çıkardı mı kafayı? Ha, nasıl ulaşırım ben ona, bulurum sen. Olmaz mı? Çıkarttı seninki kafayı. Araba istedi benden işte. Ben de onu teslim edeceğim bugün. Bak ne diyeceğim. Ben yapayım mı arabanın teslimatını? Ayıpsın oğlum. Ben birkaç saate tamirhanede olurum. Gel al arabayı, yap teslimatı. Tamam, eyvallah. Eyvallah da bir şey diyeceğim. Yakup bilmesin ha. Bırak ben onun aklını alayım. Tamam kardom. Sen nasıl istersen öyle olsun. Tamirhanede görüşürüz ha. Eyvallah. Lan Cemil, aslansın be. Ya. Ölelim bakalım, gelsin de kim kimin aklını alıyormuş. Ayıp. Thank you.
Şifresi ne? Şifresi ne? Bir. Gerizekalı. Var mı başka kopyası? Başka kopyası var mı? Ben de senin büyüdüğün yerlerde büyüdüm, biliyor musun? Aynı yerlerden çıktık yani. Ama aramızda büyük bir fark var. Ben senin eğitimli halinim. Sen ise benim eğitimsiz, cahil halimsin. Anladın? Zeka geliştirilebilir bir şey. Geliştir. Eğer bir daha böyle bir fırsat geçerse eline, her ihtimali düşünmene yardımcı olur. Haberleşelim. Bana 3 milyon borçlusun. Ne demek bu? Video artık bende. Parayı bana vereceksin. Sen ciddi misin? Bitti mi yani her şey? Hı hı. Akşam bir işin var mı? Yakup, ne oldu sana? Ne oldu sana? Oluyor. Kim bastı? Demir. Demir. Sakın bana videoyu aldı deme. Aldı. Şu aldı. Flash belleğini aldı. Sen nasıl bir salaksın ya? Nasıl bir salaksın sen? Kendi ellerimle geberteceğim. Kendi ellerimle kafasını koparteceğim. Nasıl düşerim lan ben bu oyuna? Nasıl geldim lan bu oyuna? Nasıl geldim lan bu oyuna? Bakma lan bana!
Bakma bana! Kendine gel! Sende kopyası var mı? Sende kopyası var mı? Verseydin olurdu. Ben de yediği olsaydı şimdi böyle kalmazdık ortada. Bırak beni be. 3 milyon olur. Gerizekalı. Çağırdın beni buraya. Elemanı buldum. Videoyu bugün alacağım. Tamam, ben de seninle gidiyorum o zaman. Yok, olmaz. Olmaz sakın. Ben sadece bil diye söyledim. Seninle geliyorum. Çünkü sana güvenmiyorum. Ya o videoyu alıp gidersen ya da işbirliği yaparsan bensiz gidemezsin. Videoymuş, işbirliğiymiş, dümenmiş. Benim bunlarla işim yok. Daha açık konuşayım. Yardım etmeye çalıştığım herkes benim yüzümden ya acı çekti ya zarar gördü. Sen de zarar gör istemiyorum ya. Bu kadar. Niye? Bak, benim derdim kendimle. Ben zarar göreceksem artık en azından tek başıma göreyim. Başkaları benim yüzümden hırpalanmasın. Öyle olduğuna dayanılmıyor. Yaşanılmıyor. Bu yük çok ağır. Anladın mı? Anladım. Ama ben yine de seninle gelmek istiyorum. Ya sen...